Sevgili seyirciler, programımıza Motul 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak Master kategori yarışlarıyla devam ediyoruz. Şimdi kameralarımızı takım garajlarına çeviriyoruz ve sporcuların hazırlıklarını sizlere yansıtıyoruz. Ekip araçların son hazırlıklarını tamamladı ve piste doğru araçları çıkartıyorlar. Sporcular da artık hazır. Onlar da piste çıkmaya başladılar. Artık tüm pilotlar hazır. Araçlarında yarış direktörünün son uyarılarını dinliyorlar ve formasyon turu başladı. Sıralama turunda elde ettikleri zamanlara göre sıralandılar ve şimdi düzlüğe çıkıyorlar. Yeşil bayrak 12 sporcu için sallanmaya başladı. Sıralamada en iyi zamanı yapan Can Özdağ'ın pole pozisyonundan start alırken Murat Angür ikinci sırada yer aldı. Startı bir kez daha izliyoruz. Mehmet Çınar startta bir sorun yaşadı ve yol dışına savrularak lastik bariyerlere çarptı. Görünürde herhangi bir sorun yok ve drone kameramızla yarışa devam ediyoruz. Can Özdağ liderliğinde ilk tur dönülüyor. İkinci Murat Angür, üçüncü Bon Karting Team pilotu Murat Can Eğilmez, İlyas Burgeç yukarı bölüme çıkarken zaman kaybı yaşadı ve şu anda 6. sırada yarışı sürdürüyor. Onun hemen önünde ise İzmirli Karting Akademi takım direktörü ve sporcusu Mehmet Yaman'ı görüyoruz. 55 kart numarasıyla izlediğimiz İlyas Burgeç atak yaparak Mehmet Yaman'ı geçmeyi başardı ve şu anda yarışta 4. sıraya yükseldi. Yeniden havada gün batımında harika bir seyir yapıyoruz. Uşak pisti gerçekten herkesin çok beğendiği bir pist. Hem doğa örtüsüyle hem de pistin inişli çıkışlı yapısıyla bizlere güzel görüntüler sunuyor. Ali Suryak ilk virajda fazla içeriye kesince tozu dumana kattı. Sanki rally parkurunda gibi hissettik. Mehmet Yaman yarışta 5. sırada yer alıyor. Yaman antrenman dahi yapamadan yarışlara çıkıyor. Bunun nedeni garajındaki diğer pilotların araçlarıyla da kendisi ilgileniyor olması. Dolayısıyla kendisine antrenman yapma zamanı kalmıyor. Önde Can Özdağ liderliğinde yarış devam ediyor. Hemen arkasında Murat Angür var. Murat Angür bu sezon Master kategoride güzel işler başardı. Şu anda şampiyonada lider durumda. Her zaman Master kategori zaten sürprizlere açık bir kategori. Çünkü burada yaş sınırı yok. Hemen hemen her yaşta sporcular bu kategoriye katılıyor. Tabii 18 yaş üstü için geçerli bu. Dolayısıyla kimin ne yapacağını kestirmek burada mümkün değil. Bu sezonun parlayan yıldızı Murat Angür diyebiliriz. Aynı şekilde bu yarışta Bob Karting transfer olan Can Özdağ'ın da parlayan yıldızlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Unutmadan, yıllardır bu sporu yapan herkesin ağabeyi Mehmet Çınar da yeteneğiyle ve tecrübesiyle birçok genç pilotla dişe diş savaşıyor. Onu da kutlamak lazım. Bir de bu sporu hobi drive olarak yapan pilotlarımız var. Onlardan birisi Junior kategoride yarışan Leyla Suryak'ın ve Senior kategoride yarışan Kerim Suryak'ın babası Ali Suryak. Ali Suryak bu sporu çok seviyor ve keyif almak için yarışlara katılıyor. Bir de pist kenarında sporcuların annesi Başak Suryak ailesini destekliyor. Aynı şekilde Senior kategoride Demir Orhan Öcal Giray'ın babası Giray Öcal Giray da hobi drive olarak yarışlara katılıyor. Zaman zaman onun da iyi performans sergilediğini görüyoruz. Dynamic Racing Team Master kategoride İlyas Burgeç, Ali Suryak, Serhan Burak Köse ve Mehmet Çınar'la Master kategoride yer alıyor. Emre Ergör Karting Team ise Murat Angür, Burra Emre Haşkın, Barış Karadeniz'le Master kategoride mücadele ediyor. Bom Karting Team ise Murat Can Eğilmez ve Can Özdağ'la Master kategoride yer alıyor. Önde Bom Karting Team pilotu Can Özdağ'ın liderliğinde yarış devam ediyor. İkinci sırada Murat Angür var. İki pilot arka tarafta aradaki zaman farkını oldukça açtı. İşte son virajı dönüyorlar ve damalı bayrak altından birinci sırada Can Özdağ geçerken ikinciliği Murat Angür elde etti. Üçüncü ise Bom Karting Team pilotu Murat Can Eğilmez oldu. İlyas Burgeç ise dördüncülüğü aldı. Arka tarafta beşincilik savaşı yaşanıyor. Gerçekten inanılmaz şeyler arkada oluyor. Grubun liderliğini çeken Barış Karadeniz dışta kalınca Buğra Emrah Aşkın'a geçildi. Bir sonraki virajda Barış Karadeniz de dışarıya doğru kayınca bu grubun üçüncü sırasında yer alan Mehmet Yaman her iki sporcuyu da geçerek beşinci sıraya çıktı. Buğra Emrah Aşkın ve Giray Öcal Giray start düzüne yan yana çıktılar ve damalı altından yan yana geçtiler. Biraz daha önde olan Giray Öcal Giray 6. olurken Buğra Emrah Aşkın 7.liği elde etti. Yarışta 8. Barış Karadeniz, 9. Serhan Burak Köse, 10. Ali Suryak ve 11. Mehmet Çınar yarışı tamamladılar. Yarış sonrası arkadaşları ve yakınları sporcuları tebrik ettiler.
sevgili seyirciler, az sonra Master kategori 2. yarış özetleriyle yayınımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, yayınımıza Master kategori 2. yarış özetiyle devam ediyoruz. Sporcular ilk yarışta elde ettikleri sıralamaya göre 2. yarışta da start alacaklar. Aslında ilk yarış kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Sporcular son hazırlıklarını tamamladılar ve piste doğru çıkmaya başladılar. Sporcular artık hazır. Formasyon turu başladı. İşte yeşil bayrak sallandı ve yarış bir kez daha başladı. Pol pozisyonundan Can Özdağ'ın yarışa başlarken ikinci cepten de Murathan Gür start aldı. Üçüncü cepten Baumkarting Team pilotu Murat Can İlmez başlarken dördüncü sırada da İlyas Burgeç yarışa başladılar. Yokuş yukarı çıkarken herkes yerini korudu ve ikinci viraj aynı sırayla dönüldü. Sezona iyi başlayan Murathan Gür şampiyonada lider durumda. Sezona iyi başlayan bir diğer isim ise Baumkarting Team pilotu Can Özdağ'ın oldu. Şimdi drone kameramızla yarışın ön grubunu izliyoruz. Gerçekten yine muhteşem görüntüler eşliğinde Master kategori sporcuları arka arkaya mücadele ediyorlar. Önde Can Özdağ, hemen arkasında Murat Angür ikinci, Murat Can İlmez üçüncü, İlyas Burgeç dördüncü ve Mehmet Yaman'ı beşinci sırada izliyoruz. Burada Murat Angür geçiş denemesi yaptı ancak Can Özdağ iyi kapattı. Bu sırada arkadaki Murat Can İlmez Murat Angür'ün açığını fark edip iç kulvarı yokladı. Bu sırada iki aracın lastikleri birbirine temas etti. Burada bir geçiş göremedik. Şu anda yer değişikliği olmadı. Yarış aynı hızda ve aynı sıralamayla devam ediyor. Bu sırada İlyas Burgeç'in de atak girişimi oldu ancak o da sonuçsuz kaldı. Şimdi Mehmet Yaman'ın arkasına Buğra Emrah Aşkın da yanaştı. Altı pilot şu anda potanın içerisinde izliyoruz. İlerleyen turlarda rekabet gitgide artmaya başladı. Şimdi bu altı pilota Giray Öcal, Giray Barış Karadeniz ve Mehmet Çınar da yaklaşmaya başladı. Bu sırada Murat Angür geçiş hata yaparken önündeki yarışın lideri Can Özdağ'la büyük bir temas yaşadılar. Murat Angür'ün aracı spin atarak yol üstünde Can Özdağ'ın aracının üzerinde kaldı. Can Özdağ ellerini kaldırarak sitem ediyor. Murat Angür de istemeden oldu der gibi işaret etti. Tabii iki sporcu için de çok talihsiz bir kaza oldu bu. Yarışta iki sırayı paylaşırlarken şimdi son iki sırayı paylaşıyorlar. Ali Sulyak tam gaz, virajı çatırtı gürültü sesleri eşliğinde dönmüş. Barış Karadeniz şaşkın. Hız kesmeyen Ali Sulyak ilk viraja sert girince kaydı ve çimleri biçerek offroad yaptı ve yeniden piste döndü. Bir şey yok yok, her şey yolunda Ali Bey. İşte Master kategori böyle bir şey. Ağlamak yok burada. Olması gereken neşe her zaman var. Bundan dolayı da boş olan tribünler dolmaya başlıyor. Şimdi yarışa dönebiliriz. Bu kaza sonrası Baumkarting Team pilotu Murat Can İlmez yarışın liderliğini aldı. İlyas Burgeç ikinci sıraya yükselirken Mehmet Yaman üçüncü sırada yer aldı. Yeniden havadan dört pilotu takip ediyoruz. Uşak karting pisti yapı itibariyle drone uçuşumuza çok uydu ve gerçekten pilotumuz Özgürcan Özçelik bizlere harika görüntüler sunuyor. İşte Murat Angür ile Can Özdağ piste döndüler. Murat Angür önde, Can Özdağ ise arkada yarışa yeniden tutunmaya çalışıyorlar. Karting Akademi takım direktörü ve pilotu Mehmet Yaman şu anda iyi bir performans ortaya koyuyor. O da yarışta 3. sırada. Mehmet Yaman her yıl yeni genç sporcuları kadrosuna katarak spora kazandırıyor. Spor için gecesini gündüzüne katmadan çalışan bir isim Mehmet Yaman. Tam da kendisinden bahsederken arkasından gelen Mehmet Çınar spin atarak zaman kaybetti. Ardından Giray Öcal, Giray da kendisini geçti. Ali Suryak bu yarışta ete suya dokunmadan keyifli bir şekilde sürüşüne devam ediyor. Bu sırada start düzlüğünde Mehmet Çınar atak yaparak önündeki Giray Öcal, Giray'ı geçti. Murat Can Eğilmez rahat bir tempoda yarışın liderliğini sürdürüyor. Murat Angür ve Can Özdağ arka arkaya turlarını atmaya devam ediyorlar. Kalan turlarda bakalım ön gruba yetişebilecekler mi göreceğiz. Murat Angür temposunu oldukça artırdı ve artık önünde rakiplerini görmeye başladı. Can Özdağ'la da arasında bir saniye kadar zaman farkı açtı. Damalı bayrak sallanıyor ve haftanın ikinci Master kategori yarışını Baumkarting Team pilotu Murat Can İlmez birinci sırada tamamlıyor. İkinciliği alan isim ise İlyas Burgeç olurken üçüncülüğü de Mehmet Yaman elde etti. Yarışta dördüncülüğü Buğra Emrah Aşkın, beşinciliği Mehmet Çınar, altıncılığı Giray Öcal Giray, yedinciliği Barış Karadeniz, sekizinciliği Murat Angür, dokuzunculuğu Serhan Burak Köse ve onunculuğu Mustafa Can Özdağ'ın elde etti. Sevgili seyirciler, az sonra Master kategori son yarış özetiyle yayınımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Sevgili seyirciler, yayınımıza Master kategori 3. ve son yarışıyla devam ediyoruz. İlk iki yarışta elde ettikleri puanların toplamına göre son yarışta sıralanan sporcular start düzlüğüne çıktılar ve hareketli olarak yeşil bayrağın sallanmasıyla yarışa başladılar. Pole pozisyonundan start alan Muratcan Eğilmez viraj avantajını kullanarak liderliği aldı. 2. cepten İlyas Burgeç, 3. cepten Can Özdağ, 4. cepten Mehmet Yaman, 5. cepten Murat Hangür start aldılar. İlk viraj sorunsuz dönüldü ve şimdi yokuş yukarı tırmanıyorlar. Drone kameramızdan izliyoruz. Mehmet Çınar burada atak yaptı ve Ali Suryak'ı geçti. Ön tarafta rekabeti çok sıkı izliyoruz. Ön grubu havadan heyecanlı bir şekilde izliyoruz. 1. Muratcan Eğilmez, 2. Can Özdağ, 3. İlyas Burgeç ve hemen arkasında 4. sırada Murat Hangür'ü görüyoruz. Önde 2 Bomb Karting pilotu, hemen onların arkasında 1 Dynamic Racing Team pilotu ve 4. sırada ise Emre Ergör Karting Team sporcusunu izliyoruz. Önde 2 takım arkadaşı birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bakalım bu yarışta neler olacak derken Murat Hangür'den bir atak izledik ve İlyas Burgeç'i geçerek 3.'lüğe yükseldi. Burgeç şu anda 4.'lüğe düştü. Mehmet Yaman 5. sırada yarışı sürdürüyor. Mehmet Çınar'dan bir geçiş daha izledik. İlyas Burgeç 4. sırada rahat bir tempoda önü ve arkası açık vaziyette sürüşüne devam ediyor. Önde Muratcan Eğilmez liderliğinde yarış devam ediyor. Hemen arkasında takım arkadaşı Can Özdağ var. 3. sırada onlara çok yakın sürüş yapan Murat Hangür'ü izliyoruz. İşte Murat Hangür burada bu kez çok temiz bir geçiş yaparak Can Özdağ'ını geçti ve 2.'lüğe yükseldi. Şimdi 2 Bomb Karting Team pilotu arasında Murat Hangür var. 35 plako numarasını kartında taşıyan Mehmet Yaman az önce Mehmet Çınar'a geçilmiş. Murat Hangür şimdi yarışın liderliği için baskısını arttırdı. Hemen Muratcan Eğilmez'in arkasında hata yapmasını bekliyor. Önde 3 pilot birbirlerine çok yakınlar ve son viraj dönüldü. İşte damalı bayrak son kez sallanıyor ve yarışı kazanan isim bir kez daha Muratcan Eğilmez oldu. Murat Hangür 2.'liği elde ederken Can Özdağ ise 3. oldu. Dynamic Racing Team pilotu İlyas Burgeç ise 4.'lüğü elde etti. Yarışta 5.'liği Mehmet Çınar alırken Mehmet Yaman ise 6. oldu. Sezonun 4. ayak Master kategori yarışları tamamlandıktan sonra haftayı 1.'likle Bob Karting Team pilotu Muratcan Eğilmez kapattı ve podyumda kupasını aldı. 2.'liği Murat Hangür aldı ve o da kupasını havaya kaldırdı. 3.'lük basamağına ise İlyas Burgeç çıkarak kupasını aldı. Yarış sonrası sporcularla görüştük. Cuma günü başladık antrenmanlarla hafta sonuna. Yarışa hazırlık. Birçok setuplar denedik. Havanın sıcaklığı, daha doğrusu tarihin en sıcak Uşak hava sıcaklığında yarışma çok zordu. Birinci yarışta 7 başlayıp 5 bitirdim. İkinci yarışta 5 başlayıp 3 bitirdim. Üçüncü yarışta da 6. bitirdim. Egzozumun bağlantılarının düşmesinden dolayı araba güç kaybetti. Ama ilk 5 tur 6 tur ön grupla beraber çok iyi gittim. Egzoz problemine kadar. Hatta best time'ı da 3. yarışın 51-292 olarak kaydedildi. Hafta sonu bizim için başarılıydı. Yeni tecrübeler kazandık. Çok da eğlendik. Ben bu işi zaten çok severek yapıyorum. Antrenmanlar güzel geçti. Cuma günü son seansta bir motor arızası yaşadık. Maalesef o bizi çok kötü etkiledi. Cumartesi günü bu yüzden sıralama turlarında ve yarışta motorumuz tam %100 performansta olmadığı için çok verimli bir yarış geçiremedik açıkçası. Ama gerçekten takımım, Emre Ergör Karting Team, başta Mahmut Usta olmak üzere çok gayret ettiler ve pazar gününe bugüne çok güzel bir araba hazırladılar. Onlara teşekkür ederim. Bu kupada onların sayesinde oldu. Sevgili seyirciler, bu hafta Motul 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 4. ayak Uşak yarışlarının özetlerini sizler için yayınladık. Türkiye'nin tek uzun metrajlı motor sporları programı Power Stage her hafta Torque Spor'un teknik yapımıyla sizler için en güncel resmi motor sporları şampiyonalarını ekrana taşıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya Avis 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışlarının hikayesini ekrana getireceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça ve sağlıkla kalın.